geçti geçiyor demimiz. Gel vazgeç, sorma durum Leyla. O sesler yok aslında, birden çıkar gelse. Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz sevgili seyircilerimiz. Bu akşam müziğe dair sohbet edeceğiz. Müzikte son çalışmalardan biri Ayşegül Aldinç'in yeni albümü. 8 adını verdiği yeni albümü. Biz de bu vesileyle buluşuyoruz Ayşegül'le. Hoş geldin. Hoş teşekkür buldum, ediyorum Gülen. Gece gündüzde konuğumuz olduğun ben için. Ben teşekkür ederim davet aldığın için. Albümü konuşalım. Şarkılar her biri sana özel yapılmış ve sıfır şarkılar. Bunun üzerinde özellikle duruyoruz. Evet. Ama güncel gelişmeler var ajandamızda. Tabii. Önce bir aktarayım, sonra geçeceğiz sohbeti. Peki. Sevgili seyircilerimiz, İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 7-17 Nisan tarihleri arasında yapılacak 35. İstanbul Film Festivali Altın Lale yarışmalarının jüri başkanları belirlendi. 35. İstanbul Film Festivali Altın Lale Uluslararası Yarışma Jüri Başkanlığı'nı yönetmen Pablo Trapero, Altın Lale Ulusal Yarışma Jüri Başkanlığı'nı ise Müjde Ar üstlenecek. Ve bu yıl ilk defa 7-27 Eylül tarihleri arasında Utopia by Design, tasarımla Ütopya teması altında düzenlenecek Londra Tasarım Bienali'nde Türkiye'de yer alacak. Yaklaşık 40 ülkeden tasarımcıların bir araya geleceği Bienal'in Türkiye sergisinin koordinasyonunu İKSV üstleniyor. Türkiye sergisinde yer alacak proje, Seyhan Özdemir ve Sefer Çağlar tarafından kurulan Uluslararası Tasarım Ofisi Otoban tarafından gerçekleşecek. Müziğe dair sevgili Ayşegül Aldinç ile konuşacağız ama öncesinde bir başka ismin Emre Aydın'ın çalışmasından da hemen söz edelim. Emre Aydın bugünlerde hem yeni single'ı Ölünmüyor'la hem de yakında vizyona girecek ilk filmiyle gündemde. Emre Aydın'la hem bu ilk yönetmenlik deneyimini hem de şarkısını konuştuk. Ah, dağıldım tabii ben de bin parçaya. Hem kırıldım hem kırdım. Emre Aydın yeni albüm öncesi Ölünmüyor adlı single'ıyla gündemde. Aydın şarkıyı bir filmden ilhamla yazmış. Yana yana ah külde oldum, bire bire üstüm vuruldum. Paramparça oldum ama ölünmüyor yokluğumda. Bugün bir pop listesine baktığımızda herhangi bir şarkı gibi de değil. Bir filmde insanın başına çok fazla duygusal olarak olumsuz şey gelebilir ama onlar da o insanı öldürmez genellikle gibi bir tema vardı. Bunun üzerine bir şey yazılabilir diye düşünmüştüm. Yani. Onu geliştirdim yani. Bir hikaye, bir alt metin oluştu. Bunların iyisi var, kötüsü var. Özellikle korku sinemasına ilgi duyan müzisyen ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturdu. Allah'ın izniyle seni saatine kavuştururum inşallah. Benim önce müzik videosu çekmeye merakımla başladı bütün bu sinema hevesim. Sonra bir ara İngiltere'ye taşınmam gerekti. Benim o arada F-Stop Akademi diye bir yerden görüntü yönetmenliği lisansı aldım, bir heves. Korku filmini de çok sevdiğim için, çok da izlediğim için biraz da bildiğim yerden, yani tırnak içerisinde bildiğim, ilk defa da çekiyorsam en azından o ambiyansı yaratmayı falan biliyorum, o scoring'i biliyorum falan diye düşünerek bir sürü kısa film de çektim korku, paylaşmadım onları ama öyle bir korku filmi çektim. Yaz aylarında çekilen Cinni Uyanış adlı film 27 Mayıs'ta vizyona girecek. Kendi evinin bahçesinde sabaha karşı yanında tanımadığı birinin cesedini buluyor bir karakterimiz var. Kendisi bir cinayet mi işlemiş, ne olmuş hiçbir fikri yok. Panikliyor. Cesedi eve saklıyor. Sonra bir şekilde o ceset evden kayboluyor. Ve olaylar böyle devam ediyor. Klasik paranormal korkularımız var. Bizim kültürel olarak tırstığımız her şey mevcut ama aslında macera filmi de diyebilirim bir taraftan. Rüyada gibi. Seyretsin. Ajandamızdaki diğer haberlerden bir de turumuz var. Devam ediyoruz. Ne iş yapıyorsun sen? Efendim ben
Pazarlama üzerine. Pazarlıyorum. Evet sevgili hanımlar. Osman Duman çıkması normal mi? Gayet normal. Hafta sonu gişe verileri listesinin birincisi Osman Pazarlama. Şahan Gökbakar'ın yeni karakterinin maceralarının anlatıldığı Osman Pazarlama ilk hafta sonunda 706.065'lik gişe yaptı. Evet bakın geçti. Gazlar. Marvel'ın eğlenceli süper kahramanı Deadpool, ikinci hafta sonunda 191.333 kişiyi sinema salonlarına topladı. Güldür Güldür ekibinin ilk filmi Dedemin Fişi, beşinci hafta sonunda 67.760'lık gişe yaptı. Arabada sıraya uğradın da, sizin bilmediğiniz tabağınızın üstüne bir mülk gözüküyor. O ne abla? Hollywood'un ünlü aktrislerinden Avustralyalı Nicole Kidman, tiyatro sahnesinde de oldukça iddialı. Kidman, Londra Prince of Wales Tiyatrosu'nda gerçekleşen What's on Stage Tiyatro Ödülleri töreninde Photograph 51'daki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. ...48 yaşındaki Oscar'lı oyuncu Photograph 51'da İngiliz fizikçi Rosalind Franklin'i canlandırıyor. John Lennon'ın saçı bile servet değerinde. Beatles'ın efsanevi üyesi, 1980'de vurularak hayatını kaybeden John Lennon'ın 50 yıllık bir tutam saçı $35.000'a açık artırmada satıldı. ABD'nin Dallas kentinde düzenlenen açık artırmada Lennon'ın 10 santimetre uzunluğundaki saçının Paul Frazier adlı bir koleksiyoncuya satıldığı bildirildi. Lennon'ın 1966'da rol alacağı How I Won the War filmi için saçlarını Alman berber Klaus Baruch'a kestirdiği ve Baruch'un saçlarından bir tutamını saklamayı başardığı açıklandı. Bir araya gidelim, sohbetle devam edeceğiz. Az sonra Ayşegül Aldinç'leyiz. Aşık kalacağım. Sen de aşık. Beni hep sev. Seni hep seveceğim. Seni seviyorum. Sonsuza dek sev. Seni seviyorum. Karşımda hayalin masamda. Keşkelerle dolu bu kaderler. Mucizesini bekler bu yürek, senden vazgeçmez asla. Sorma durum Leyla, o sesler yok aslında. Birden çıka gelse, yok yok. Efendim 8 albümü, 8 yeni şarkıdan oluşan bir albüm. Bir kez daha gerçekten hayırlı olsun diyeceğim albüm için. Çünkü kolay iş değil. Her biri önemli müzisyenler tarafından Ayşegül'e özel yapılmış şarkılar. Ve uzun süredir de çalışıyordum. Biz haberdardık aslında değil mi? Mabel Matiz'in şarkısı Bir Tek Gördüğüm aslında... O sırada yine çalışıyorduk. Habercisiydi albümün. Sonra ne oldu? Ne baktık, kadar zamanda uzadı. Mabel'in şarkısını dijital platformdan yayınlamaya karar verdik. O sırada yine çalışmalarımız devam etti. Sonra da işte... Bir ay oldu mu? Galiba. Kısa bir olay yazıyor. Olmak üzere. Bu arada Ayşe, şu mikrofonu biraz dışarı doğru al. Dışarı. İçime mi atmışım? Kaymış, tamam. Şimdi duyuyor muyuz Ayşegül'ün sesini? Boğuk boğuk mu geliyordu? Tamam mı? Tamam. Peki, teşekkür ederim. Şimdi albümde kimler kimlerden şarkılar var? Hemen onu söyleyeceğim. Kenan Doğulu, Göksel, Yüksek Sadak, Gökhan az önce aktardığımız... Klibine aktardığımız şarkı, Nada grubu, Harun Tekin. Ya bu isimler hepsi kendine ait özgün tarzları olan, farklı farklı
türlerde de diyebilirim. Hı-hı. Çünkü rock var, pop var. Nasıl oldu bu ekibi bir araya getirmen nasıl oldu? Ayşegül'ün güzel hatırına mı bir araya geldiler? Hiç kolay değil. Biraz o kısmını anlat istiyorum. Yani hatırın tabii ki çok önemli rolü var. Yani seviliyor ve saygı duyuluyor olmak çok önemli bir şey. Böyle bir yani bir müzik müessesesinde de tabii. Böyle. İyi ki de öyle. Çok teşekkür ederim. Yani çok duygulandırdı her birinin bu zarafeti, katılımı, çabaları. Bunlar az buz şeyler değil. Dolayısıyla 2,5 yıla yayılan bir süreçte biz bunu tamamlamış olduk. Ve şu anda onun verdiği bir rahatlık var. Şöyle bir rahatlama. Sadece besteleri verip gitmemişlerdi. Bu da çok anlamlı. Geri vokalde veya düetlerle de bu albümde varlar. Evet. Aslında biraz da böyle bir gönül arkadaşlığı, gönül ortaklığı gibi mi oldu? Tabii tabii. Yani herkes elini taşın altına koydu. Birbirini seven ve beğenen insanlardık. Yani ona göre, seçimlerini de ona göre yapıyorsun. Kendine müziğini, tavrını, dünyaya bakışını ortak kıldığın, beğendiğin insanlarla işbirliği yapıyorsun. Baktığında yani hepimiz birbirimize yakışıyoruz gibi görünüyor, değil mi? Bir uyum olmuş. O yüzden de beğenilen güzel bir işe imza atmış olduk. Neden böyle söylüyorum? Kuzguna yavrusundan biraz çıktı olay çünkü. Bence de. Ben o bir yere kadar. Evet. Geri dönüşler olumlu, bunun farkındayım. Evet. Şimdi şarkıları seçmek de aslında zor kısmı. Çünkü Mabel Matiz'le ilk şarkıyı belirlerken aslında Mabel sana İki şarkı birden dinletmiş. Doğru. Ve sen bir tek gördüğümü seçtin. Diğer şarkı Gel, Mabel'in kendi albümünün çıkış şarkısı oldu. Evet. Aslında ne kadar hoş bir davranış diye konuştuk. Mabel'inki çok zarif bir davranış. O kadar zarif davrandılar ki normal şartlarda kendi albümlerinde yaptıklarında kesin hit olabilecek şarkılarını esirgemediler benden. Evet. Yani gönüllerini de açtılar. Hani Defibel Akabil'inden işte kadın şey yani bizden istedi kırmayalım gibi değil. Severek, gönülle, kucaklayarak. O yüzden de gerçekten çok güzel şarkılar verdiler. Zaten şarkılar konusunda biraz zor beğendiğini de bilirim. Evet öyle. Diğer şarkılara karar vermen nasıl oldu? Yine bestecileriyle birlikte mi karar verdiniz? Sen sonunda bunu gönlüm çekiyor mu dedin? Bayağı danışırım. İtirayla danışırım ama son kararı ben veriyorum. Bazen kendi seçtiğim bir şeye ne olursa olsun bu bir kazak da olabilir, başka bir şey de bir saç modeli de olabilir. Onay bulmak için sorarsın ya hep. Bazen öyle oluyor. En son benim dediğime geliyor. Bazen ama bir alışveriş var yine de orada da. Tabii hata da yaptığım oluyor ama bunda hata yaptığımı düşünmüyorum. Gel'i ben de söylesem iyi olurdu. Mabel'e çok yakıştı. Bir tek gördüğümü o da söylese muazzam bir şey olurdu. Şarkı güzelse, iyi yorumlanmışsa o zaman her şey yolunda gidiyor. Evet, evet. Şimdi hızlı da gelişiyor çünkü hemen ardından Durum Leyla, ikinci klip diyeceğim albüm için. İkinci klip anlamına geliyor. Evet, öyle çünkü oldu. Daha önce Bir Tek Gördüğüm'ün de klibi vardı. O klipte de bir dost meclisi, bir arkadaş grubu olarak rol aldınız, öyle mi? O da çok keyifli bir çalışma tabii. olmuş. Şimdi biraz önce seyrettiğimiz klip, yeni klip. Durum Leyla, Gökhan Türkmen'de. Orada da oyuncu arkadaşlarımız bu anlamda gönül birliklerini esirgemediler bizden. Çok değerli bir çalışma oldu benim için. Bu anlamda onlar da çok mutlu oldular. Böyle bir işin içinde oldukları için. Yani bir tadından yenmez durumu var. Hani böyle ben bir programlara çıkıyorum, kendi şeyimi övüyormuş gibi geliyorum ama öveceğiz. İçinde... Yani ayıp da oluyormuş gibi geliyor ama ne yapalım, programlara çıkınca kendi işinden söz ediyorsun. Hak ediyorsa biraz duyguları öleceğiz. Duyguları söylüyorsun. Evet. Geri bildirimler iyi olunca hep böyle güzel güzel şeyler söylemek kalıyor geriye. Bu önemli. Özellikle de biz şu an müzik piyasasındaki geri dönüşlere bakarak da seni her zaman konuk almayı istiyoruz ama ayrıca almak ve konuşmak istedik. Şu da var ki sıfır şarkılardan oluşan bir albüme cesaret etmek de zor bu dönemde. Biz sevgili Nilüfer'le en son konuştuğumuzda bir daha sıfır şarkılardan albüm yapmam dedi mesela. Ha, bilmiyorum sen nasıl cesaret ettin, öyle sorayım.
Yani aslında işin içinde sihir var. Hani o yemek yaparken niye güzel oldu, sevgini kattın falan diyorlar ya. O böyle şey gibi geliyor, laf olsun gibi geliyor ama bunun içinde de çok doğru enerjilerin birleştiği bir yapıt diyelim. Yani bir eser sonuç olarak ortaya çıkardık. İnsanların enerjilerini, frekanslarının tuttuğu herhangi bir şey, yani bu bir film olabilir, dizi olabilir, albüm olabilir ya da bir tiyatro oyunu olabilir. O zaman doğru bir hedefe kilitlenmiş oluyorsun, doğru bir odağa. Ama yine de acaba beğenilir mi duygusunu tabii ki yaşıyorsun. Bu ürküntü, bu korku benim içimde hep oldu. Yine, her yaptığım işte oldu üstelik. Bunda da oldu. Ama yok, bir kenardan seziyordum yani işlerin yolunda gidişini. Hissettim zaten. Evet, evet, evet. Zor şu açıdan, mesela Tarkan bile uzun süredir yeni şarkılarla dinleyicilerinin karşısına çıkamadı. Hatta zaman zaman da eleştirildi, kendini tekrar ediyor ya da yeni işler yapmıyor diye. Bilmiyorum. Bu biraz da müzik piyasasının i̇şte, zorluğundan mı? Nedir? O öyle. Tutan şeylerin üzerine gidiyor bazı sanatçı arkadaşlarımız. Ya da genel geçer kurallara göre ne beğeniliyorsa kullandıkları altyapılarda olsun, birçok seçimlerinde olsun o doğrultuda hareket ediyorlar. Burada ben biraz daha serbest takıldım diyelim. Yani bunu yaparsak tutar onu mu acaba falan diye öyle çok büyük hesaplar yok. Tabii ki kendi içinde birinci hangisi olsun, ikinci hangisi olsun gibi hesabı olması gerekir. Çünkü neresinden bakarsan bak yaptığım iş bir ticari iş. Ve bunu ben eşi dost için yapmadım. Müzikseverler için yaptım. Ve benden zaten bir albüm bekleniyordu. Yani epey zaman oldu. Tekliler oldu ama albüm için aslında fena değil. 5-6 yıl oldu galiba değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? 2011'den bu yana mı öyle bir şey? Albüm 16 yıl olmuş. Hiç onları şey yapma. Yaşını söylemek kadar şey fena bir sayı. Ben bunun farkı ama Ayşegül hep demek ki bir şekilde projeler oldu. Çünkü 2000'de çıkmıştı en son. 2000 mi? Ben o zaman o single'ları hatırlıyorum. 2010'lu, 11'li yıllarda oldu. İşte pis yedili oldu, oyunculuk oldu. Belki yani ben işte merkezde oldum işte. Evet, yani evet. Uzak kalmadık. Uzak kalmadık. Evet. Bu arada biraz önce gördüğümüz klipten biraz ses açalım. Çünkü Nihat Odabaşı yönetmenliğinde ki artık yol arkadaşı diyeceğim Ayşegül'ün. Çünkü hoş işler çıkıyor. Evet, bu da öyle güzel olmuş. İşler çok az gördük girişte. Şimdi biraz açalım, ses de açalım. Devam edelim orada. Sana hep aşık kalacağım. Sana aşığım. Beni hep sev. Seni hep seveceğim. Seni seviyorum. Sonsuza dek sev. Seni seviyorum. Karşımda hayalin masamda, keşkelerle dolu bu kadehler, kalkar tüm anılara. Ve şimdi aslında tatlı heyecan başlıyor diyeceğim. Çünkü konserler olacak mutlaka, öyle değil mi? Evet, konserler var. Bu epeydir var. Böyle bir tempon da yoktu diye düşünüyorum. Önce öyle sorayım. Doğru. Nasıl hissediyorsun? Dizide oynarken dizide oynuyorsun. Başka pek bir şey yapamıyorsun. Sen genelde odaklanmayı seçen... Öyle daha iyi oluyor. Evet. Şimdi konserler başlıyor. İlk 28'inde BKM'de. 28 seçtin mi? Onu ben seçmedim. O da bir tesadüf ve saat 8'de. Bu kapıdan içeri de tam 18'de girdim. Onu da sana söyleyeyim. Yani bunlar baktığın zaman yani deli işi gibi görülmesine rağmen totalde hayatımda başıma gelen hep hoşluklar, iyi zamanlar. Bu tarihlerde oldu. İçinde 8 olan tarihlerde. Bu arada tabii 8 oldu. Diyorum, bir ayrıntı var. Biz rakam 8 olarak algılıyoruz ama evet. Sek virgül iz. İşte biraz bir da böyle katıksızız.
Yani hatta parmak izleri var sanatçı arkadaşlarımın. Hı. Acaba kir gibi mi görünüyor diye bir baktım. Çünkü kimse onun lafını etmiyor. Bunlar kim diye sormuyor kimse. İşlerinde son derece başarılı, yani katıksız müzisyen, haza müzisyen arkadaşlarımın, iz bırakan arkadaşlarımın içinde olduğu bir proje olduğu için böyle ufak bir kelime oyunu yaptık ve o da 8'e tekabül etti tabii. Onu da hemen fark ettim. Hani konuşmadan geçmeyeyim. Sahne almaktan şimdi söz edersek, bir konser hazırlıyorsun. Her zaman konser gerçekten daha yorucudur. Ben evet, bunu tahmin edebiliyorum. Hele hele yeni şarkılarınla çıkacaksa. Evet, o doğru. Öyle. Nasıl bir hazırlık yaptın? Biraz hem bundan sonraki konser tarihlerini söyleyelim hem de nasıl bir konser olacak biraz anlatalım. Akustik mi olacak? Akustik tatta bir konser olacak. Çünkü albümün tadı biraz fakat, öyle. Evet, albümde duydukları sesleri de duyacaklar. Tabii ki bütün şarkıları canlı olarak söyleyeceğiz. Half playback falan da yok. Orkestramla beraber, yani yıllardır çalıştığım orkestramla beraber sahne alacağız. Müzisyen arkadaşlarımız bize eşlik edecekler. Albümde bulunan müzisyen arkadaşlarımız, ki benim için çok değerli bir şey. Onlar yapacaklarını zaten yaptılar. Ve konserde üstüne, de olacaklar. Konserde de olacaklar. Harika. Evet. Ve sahnede öyle çok büyük numaralar yok. Yani ben salıncakla tepeden inmeyeceğim. Efendime söyleyeyim, alevli bir şey, ne o, sihirbaz ağzından alevler çıkartmayacak falan. Öyle şeyler olmayacak. Katıksız müzik olacak. Sade şarkı söyleyeceğiz. Şarkı söyleyeceğiz. Komiklikler, şakalar da olacak tabii ki. Ne güzel. Ayşegül'ün ben sadece şarkı söylemiyorum. Çenem de açılıyor sahneye çıkınca. Ayşegül'ün o yönünü de çok severim ama bence uzun zaman oldu. Bu anlamda da takipçilerin çok memnun olacak. Aslında şu açıdan da soruyorum. Konser meselesi kolay iş değil gerçekten. Hı hı. En son Sezen Aksu sahnelere veda ediyorum diye ona ben hiç inanmak istemiyorum. Sen de aynı tepkiyi verdin aslında. Şaka yapmıştır herhalde. Şaka yapmıştır ama bir yandan da hak vermeye başlamadın mı? Hak veriyorum. Ben inanmak istemiyorum ama hak veriyorum. Özellikle ülkemizde diğer sanat dalları tamam peki, müzikle uğraşmak da başlı başına hakikaten deli işi. Yani evet, böyle bir zamanda müzikle uğraşmak çok büyük deli işi. Yani albüm yapmak, daha doğrusu müzikle uğraşmak demeyelim ona da, şey yapmasın yani. Genleşmesin konu. Evet. Albüm yapmak hiç kolay bir şey değil. Hiç kolay değil ve sonucunda bunun bir temposu var. Ardı arkası var. O tempoyu da sürdürüyorsun. Ama güzel söyledi. Ben senin için de inanıyorum. Sezen Aksu, yoruluyorum ama mutluyum. Gayet keyifliyiz. Benim askerliğim bitti. Bundan sonrası paşa gönül kriterleri dedi ya. Ay çok şeker. Çok şeker. Bence biraz işin özü de bu. Çok doğal. İnsanlar zamanla yoruluyorlar. Sanatçılar illaki yoruluyorlar. Evet. Yorucu bir iş yapıyoruz çünkü. Herkesin gözü üzerinde, herkesin tabii dikkatleri üzerinde olan bir meslek yıpratır insanı. Bunu kabul etmek lazım. O yüzden arada bir kaçıp gizlenmek, saklanmak, aralar vermek ya da tamamen bırakmak istemek de bir insanın en doğal, en doğal hakkı. Hakkı. Ama biz hep birlikte olalım istiyoruz. Ayşegül çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Hemen söylüyorum, 28 Şubat Pazar BKM'de. Aslında bir lansman konseri diye düşüneceğiz onu. Ardından eski ve yeni şarkılarla. Evet. Ardından 5 Mart'ta var. 12 Mart'ta var. 18 Mart Bursa Hayal Kahvesi, bir de turne diyeyim artık. 22 Nisan'da da İzmir'de yine olacaksın. Bütün bunları zaten takipçileri internetten de Ayşegül'ün bilecektir. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ederim güzel ağırlığına. Gece gündüzü tamamlıyoruz. Yeni günde buluşalım.